MIT'in bir operasyonunu sizlerle paylaşmıştım. İstanbul Emniyeti ile birlikte yürüttüğü sıcak bir gelişmeydi. Ee, gelen bilgiler doğrultusunda MOSA'da e, bilgi taşıyan, e, bilgi satan daha doğrusu 7 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Kamu görevlileri de var bunların içerisinde. İstanbul İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır stüdyoda yanımda. Günaydın hoş geldin yayına. Günaydın Cansın. Yayına. Nedir operasyon detayları? Senin elinde daha fazla bilgi vardır. Ee, aslında bu operasyon ee, yeni bir operasyon değil şöyle e, daha önce de Ocak ayında da yine farklı operasyonlar gerçekleştirmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Mossa'da ülkemizde Mossa adına ajanlık yapan e, şüphelere yönelik bir operasyon. Bugünkü operasyonda e, bir dedektiflik şirketi olan e, dedektif olarak çalışan eski bir kamu görevlisi Hamza e, Turan Bozkurt isimli bir şüphelinin e, Mossa'da para karşılığında Orta Doğulu şahısların bilgilerini toplayarak para karşılığında bu bilgileri sattığını tespit ediyor. Emniyet ekipleri, Milli İsparat Teşkilatı ile birlikte yapılan değerlendirmede teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düğmesine basıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Peki buradaki amaç neydi? Ee, şunu belirtelim, ee, Milli İstihbarat Teşkilatı daha önce de Mossad'a yönelik operasyonlar yapmıştı. Mossad'ın Türkiye'de e, özellikle yabancı misyonlara ve e, ülkemizde yaşayan yabancı vatandaşlara yönelik bilgi alma, takip ve hatta Hı -hı. adam kaçırmaya yönelik e, planları olduğu tespiti yapılıyordu. E, bu tespitler neticesinde de teknik ve fiziki takibin ardından operasyonlar gerçekleştiriliyordu. Bugünkü e, Bugün duyurulan operasyonda eski bir kamu görevlisi olan şüphelinin bir dedektif olarak çalıştığı ve e, dikkat çekmemek için de yine Orta Doğulu şahıslarla ilgili özellikle teknik ve fiziki takipte bulunarak bilgi toplayıp topladığı bilgileri Mosra'da, e, İsrail Gizli Servisi Mossad'a para karşılığında sattığı tespit edildi. Televizyon programlarına katıldığı bilgisi var. Televizyon programlarında e, yorum yaptığı ve sabah programlarında e, bulunduğu da tespiti yapılıyor bu açıklamada. Tabii ki burada dikkat çekmesi gereken nokta hiçbir şekilde bir şüphe çekmeden bunu çok gizli bir şekilde yapmaları. Hali hazırda Mossad'ın ülkemizde kullanmak istediği ajanları seçmesinde de çok dikkat ettiğini de daha önceki operasyonlarda gördük. Özellikle ilk etapta sosyal medya üzerinden bir tanışıklık, ardından bir arkadaşlık ortamı kurma, bir otelde ya da herhangi bir restoranda yemek yeme ve eğer o güveni duyduklarında kullanabilecekleri bir eleman olduğunu, bir saha elemanı olarak kullanmayı tespit ettiklerinde bu şekilde artık, para karşılığı ve için, işine paranın girdiği bir e, saha elemanı kullanma pozisyonuna geçiyor Mossad. İşte e, şu anda gözaltına alınan e, şüpheliyle ilgili olarak da Mossad'a para karşılığı ülkemizde bulunan Orta Doğulu vatandaşların bilgisini sattığı e, tespit edildi. Tabii bu Ortadoğu vatandaşlarla ilgili olarak Filistin olabilir, Suriye, Irak ya da bu bölgede coğrafyamızdaki malum e, çok sıcak bir bölge. E, burayla ilgili bilgiler vermiş olduğu değerlendirmesi yapılıyor. E, ele geçirilen dijital materyaller e, dikkatlice incelenecek. E, şunu da belirtelim. E, eski bir kamu personeli ve kendisi gibi e, kamudan daha önce de kamuda görev yapmış kişilerden de bir ekip kurduğu tespit edildi gözaltına alınan şüphelilerden. Bozkurt'un şu an itibariyle aslında biraz hafızamızı tazelersek geçtiğimiz günlerde de çok yakın bir dönemde Fransız istihbaratına yönelik bir operasyon vardı. Türkiye'de Fransız istihbaratına bilgi toplamaya çalışan saha elemanları da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonlarıyla gözaltına alınmıştı. Şunu da belirtelim Cansın, ee, gerçekten e, istihbarat servislerinin dünya üzerindeki ülkelerde birbirlerine yönelik savaşları, istihbarat gizli servislerinin savaşları devam ediyor. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde Mossa'da yönelik e, burada ajanlık yaptığı değerlendirilen şüphelere göz açtırmıyor diyebiliriz. E, Ocak ayında yapılan operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hı hı. Orada da yine adam kaçırma, fişleme ve hatta darp etmeye kadar giden... Eylemler planlanıyordu ancak yapılan değerlendirmelerde fiziki takibin ardından da İstanbul Emniyetine bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleriyle ortak bir operasyonda bugün yine önemli bir operasyon vardı. Bu operasyonun içeriği gerçekten önemli çünkü bir dedektiflik şirketi olarak çalışan bir oluşum var. Yine kamu personelleri, kamu personelleri olması da çok önemli çünkü Hı -hı. çalışmış oldukları birimle ilgili mahrem olan bilgileri paylaşma riskleri söz konusu. Ee, normal sahadaki sahada ajan olarak kullanılacak bir kişiyle evet. e, kamuda görev yapmış bir kişinin Hı -hı. E, algılarının çok farklı olduğunu takdir etmek gerekir. O yüzden de kendi kurduğu değerlendirilen, Hı -hı. tespit edilen e, diğer e, şüphelilerin de kamu personeli olduğu tespit edildi. Hı -hı. Şu an inceleme sonucunda detaylarda tek tek ortaya çıkmaya başlıyor.